geldiniz, afiyet olsun. Bize zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. 2 yıldır görevdeyiz. Görevdeğimiz sürece de gerçekten yanımızda oldular. Yalova'nın haberlerinde çarpmadan verdiğiniz için ayrıca hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biz tabii bu toplantıda çok sık sık yapamıyoruz. Biliyorsunuz çok yoğunuz vakit bulamadık ama 6 ayda bir, senede bir en azından ne yaptığımızı kısmen biliyorsunuz ama belki atladığımız şeyler olur diye. Tekrar ben bunları size anlatalım. Karşılıklı sohbet, kahvaltı yapalım dedik. Bir şeyler anlatırken bunu sorabilirsiniz. Sunum şekli dediğim yerde bunu size ayrıca göndereceğiz. Ben hemen başlamak istiyorum çünkü bugün başka programlar da var, yoğunsunuz biliyorum. Çok vakit kaybetmeden size bir şeyler söylemek istiyorum. Evet, 2 yıldır göreve geldik. 34 ise arkadaşımızla görevimize devam ediyoruz. Bu arada yönetim kurulu olarak 105 adet toplantı yaptık 2 yıl içerisinde. Meclis toplantılarımızda da yine 25 adet de meclis toplantımız oldu. Bunlara katılım oranına baktığınız zaman meclis toplantılarımızda %70, yönetim kurulu toplantılarımızda da %84 olarak yüksek bir katılımla bir şekilde devam ediyoruz. Yönetim kurulumuzdan bugüne kadar bir kişiye değişiklik oldu. Biliyorsunuz Özkan Şener arkadaşımız genel meclisinde aday olmak üzere ayrıldı. Fakat yine meclis üyesi olarak devam ediyor. Meclis üyeleri içerisinden de 5 arkadaşımız değişik nedenlerden dolayı kimi rahatlıktan, kimi işlerinin yoğunluğundan, aramızdan ayrılma yerinde yedekleri gelerek göreve devam ediyoruz. Yine geçen 2 yıllık süre içinde 2013 yılında 469, 2014 yılında 441, 2015 yılında da ilk 5 ayında 197 yeni firmanın kaydını aldık. 655 firmanın da değişik nedenlerden dolayı diyebilirsen, şimdi de kendi talepleriyle dolayısıyla aramızdan ayrıldı. Ama şirket başındaki kapanış sayılarına baktığımız zaman Yalova'da şirket başındaki sayıları her zaman daha fazla olarak devam ediyor. Zaten yıllar önce yapılan bir istatistikte de İzmit'ten daha fazla bir esnaf sayısına sahip oluyor. Yine kapasite raporlarından kısaca bahsedeyim. 2013 yılında 83 tane kapasite raporu, 67 tane ekspert raporu, 335 adet de yurt dışı dolaşım belgesi verilmiştir. 2014 yılında da 49 kapasite raporu, 72 tane ekspertiz, 601 tane de yurt dışı dolaşım belgesi yapılmıştır. 2015'in ilk 5 yılında ise, 5 ayında ise 24 adet kapasite raporu, 36 tane ekspertiz, 177 adet de yurt dışı dolaşım belgesinden vermiştir. Bu rakamları size niye veriyorum? Aynen şirket sayısının artma oranıyla beraber bunlar da artarak gidiyor. Yani yoğunluğumuzun derecesini anlamanız açısından bahsediyoruz. Bizim en önemli konumuz tabii yönetim kurulu olarak firmalarımızın gelişimlerine gerçekten çok önem veriyoruz. Bundan dolayı 2013 yılında 22 adet eğitim yapılırken buraya 835 kişi katılmış eğitimlerimize. Yine 2014 yılında 16 eğitime 480 kişi katılmış. 2015 yılının ilk 5 ayına baktığımız zaman da 13 eğitim yapmış, 98 kişi katılmış. Ayrıca hijyen eğitimi verdik. Buraya da 625 kişi katılarak sertifika aldık. Bu eğitimleri önemsiyoruz. Geçen Ankara'da toplum yönetim kurulu toplantılarında da söylenen söz aslında şu, gerçekten baktığımız zaman üniversite mezunu işsiz sayımız hepimizin bildiği gibi az sapan. Fakat bir ara elemana baktığımız zaman müthiş bir ihtiyaç var. Öyle birini bulamıyoruz. Bu eğitimlerin en önemli sebebi bu. Avrupa'da bugün eğitim anlamında üniversiteler daha önemli ara eğitim ve ara elemanların aldığı maaşlar üniversitenin mezunların içimizde. Biz anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa artık eskisiyle mimar olmuş, işletmeye gitmiş, kimya mühendisi olmuş. Çok çok önemi yok. Yine bildiğiniz gibi ticaret odası olarak sosyal sorumluluklarımıza devam ediyoruz. 2013 yılında 65 bin lira, 2014 yılında 90 bin lira, 2015 yılının ilk 5 ayında da 40 bin lira sosyal yardımlarda bulunduk. Bu yardımlar neler? Okullarımızın işte zaman zaman boyası, badarası gibi tamir gerekiyor. Görüntülerinde para bulamayınca doğal olarak bizlere gelirler. Bizler de birbirimize destek oluruz.
dışında uluslararası etkinlikler, festivaller, kimsesiz çocuklara yardımlar, Ramazan evraklarımız, fakir öğrencilerimize korkutuyoruz. Bunlar devam ediyor. Ayrıca da eski öğrencilerimizden vermeye devam ediyoruz. İnşallah bunu herhalde arttırabildiğimiz kadar arttırabiliriz. Yine çalışmalarımıza yön vermede açısından meclisimizle, meslek komite üyelerimizle, kadın ve genç girişimcilerimizle SWOT analizi yaparak stratejik planlarımızı belirledik. Bunun dışında çok çok önem verdiğimiz Yalova'da birlik ve beraberliği sağlamamız gerektiğini inandırdık. Siyaset gözetmeden Yalova kurulu kurduk. Bunlarda bildiğiniz kimler var? Esnaf odaları başkanları var, ziraat odaları, birlik başkanı, beraber odası başkanı, ziraat odası başkanı ve akademik odaları kapsayan elektrik, mimarlık ve inşaat odası başkanları. Biz bunlarla ayda bir rutin olarak toplanıyoruz. Gündemde toplanıyoruz. Gündem tamamen Yalova'yı ilgilendiren projeler, sorunlar. Bunları tartışıp rapor haline getiriyoruz. Bu rapor belediyeyi ilgilendiriyorsa belediye, valilikse valilik, bakanlıkta bakanlık. Buralara göndererek hakimine yapıyoruz. Buradan tamamen Yalova'nın sorunları ya da yapabileceğimiz projeler varsa bunları tartışıyoruz. Bir tek tabi sorun kurulu değil. Göreve geldikten sonra yönetim kurulu olarak en çok önemsediğimiz ve bugüne kadar yapılmayan bir şey de 13 tane meslek grubumuz var. Meslek komitelerini biz ayda bir, iki ayda bir işte işimizin yoğunluğuna göre ayarlayarak değişik yerlerde çağırıyoruz. Yemek toplantı yapıyoruz. Burada derdimiz hep beraber yemek yemek, birlikteliği sağlamak, karşılıklı konuşmak. En önemlisi de zaman zaman üyelerimize mail yolluyoruz. Fakat mailde okumayan oluyor, görmeyen oluyor. Bu anlamda Markayans, Bosnet, Spor gibi resmi kurumların temsilcilerini de çağırıyoruz. Burada tekrar o bilgileri, üyelerimize ne gibi teşvikler verebiliriz, bunları anlatıyoruz. Ayrıca anketler yapıyoruz. Üyelerimizin bizden istediği veya varsa onların fikirleri, projeleri not olarak toplantılarını bu şekilde yapıyoruz, götürüyoruz ve çok çok faydalı toplantı oluyor ve daha sonra da anketlerde gördüğünüz üyelerin istekleri, sorunların fikirleri varsa bunları değerlendirip kendilerine dönüyoruz. Bugüne kadar 13 meslek grubumuzun 7 tanesine bir araya geldik. Devam ediyoruz. Daha 4-5 grubumuz var. İnşallah 2 yıllık hizmet süremiz bitmeden bu toplantılarımız içerisinde bitirmiş olacağız. Ayrıca biliyorsunuz bir kağıt yetki belgeleri vardı. Daha önce Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nı yapıyordu fakat daha sonra Bursa'ya geçti. Fakat Bursa'ya gidip gelmek tabii bir masraf, bir gün kaybı. Bunlar da uğraştık. Onun için Ankara'ya 8-10 kere gittik geldik. Bursa için Ticaret Odası'ndan alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verilmesi, bir güne verilmesi fark etmiyor. Bursa ve Halk Ticaret Odası'na gittik. Ulaştırma Bakanlığı'nın kendisine gittik fark etmiyor. Ama Yalova için bu farkı kaldık. Bursa'ya gitmek gerçekten bir de küçük bir şey yaptık. Bizim için küçük, belki üyeler için büyük. Bunu ben başka bir örnekle vereceğim. Hepimiz araba aldığımız zaman, ciddi bir para aldığımız zaman, içine bir paspas koymadıkları zaman, işte bizim tepesi atar. Şimdi bu faaliyet belgesi olayında küçük bir para alınıyordu bugüne kadar üyeler. Bunu kaldırdık. Burada belki odanın benliği kayboldu ama buna saklanıyoruz. Çünkü üye o kadar ayda düdüğü şöyle yürüyordu. Parasal olarak 5 lira 15 lira almanın bir manası olmadı. Artık 2 senedir böyle faaliyet belgesi gibi üyelerden talep etmiyoruz. Bunun dışında bildiğiniz gibi resmi kurum ve kuruluşların üye ziyaretlerine devam ediyoruz. İş yeri açılışlarına elimizden geldiği kadar katılıyoruz. Gerek il içinde, gerek komşu illerde yapılan tüm seminerlere, bu tür açılışlara da elimizden geldiği kadar Yalova'yı temsil etmeye çalışıp karşılıklı bu kuruluş alışverişinde devam ediyoruz. Ayrıca yine 2013 yılında TOB'un genel kurulunda Turizm Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de aldım. Yani bu arada onu da götürmeye çalışıyorum. Bir tek Yalova'nın turizmi değil, Türkiye'nin turizmiyle ilgili konular Ankara'da masaya yatıyor. En azından Yalova bir turizm bölgesi olduğuna göre bizim için bu bir ağır değil. Yalova'nın özellikle termenle ilgili konularını oraya atlıyoruz.
sosyal mali ciddi bir alan, turizm alanı olarak tahsil edilmesi çalışmalar var. Yolu o için çok önemli. Ben onu söylüyorum. Ben bunu Türkiye'nin en güzel yerleştirdiğini biliyoruz. Çünkü Afyon'a gittiğiniz zaman Oruçoğlu gibi toprak, kuru bir yerde 5 tane otel orayı hayata almış. Termal zaten eski termal değil. Tesisler yapılıyor gayet güzel ama daha da iyi olacak inşallah. Termal için ayrı bir önem. Bunun dışında bildiğiniz gibi zaman zaman fuarlar oluyor. Antalya'ya gitmiştik daha önce arkadaşları, ilgili arkadaşları Yalova'yı tanıtmadığımızda Antalya Turizm Fuarı'na göndermiştik. Daha sonra Doğu Marmara Sanayi Fuarı'na katıldık. İstanbul Sivil Turizm Fuarı'na katıldık. Yine Yalova'yı tanıtmak adına marka ajansa projelendirerek hepinizin bildiği gibi Yalova'yı tanıtım anlamında Yalova'nın üstten çekimini yaptırarak Yalova tanıtım CD'si attılar. Bu CD, Yalova'nın sanayisiyle turizmini, Yalova'da aklına gelebilecek her şeyi altına alan Çınarca kadar Esenköy kadar çekimlerin olduğu ve Arapça dahil İngilizce, Türkçe 4 dilde hazırlandı. Bunu belediyelere, turizm müdürlüklerine, topa bağlı kurumlara, odalara, yurt dışı temsilcilerin hepsine yolladık. Ayrıca sağ olsun İDO'nun genel müdürlüğünden görüştük. Bizi de kırmadı. Buraya çalışan İDO ve İDO turistlerinde devamlı oynatılıyor. En azından Yalova'ya gelen misafirlerimizin Yalova'da neler olduğunu görmesi açısından çok çok önemli. Yalova ile İstanbul'un arası deniz otobüsü anlamında biraz kopuktu. 9.30'dan sonra İstanbul'a gittiğiniz zaman arabamız yoksa otobüslerden başka şansımız yok. Bunu biliyoruz. Gide gele onu da sağladık. Biliyorsunuz 12'de Pendik Yalova, Yalova Pendik karşılıklı deniz otobüsü boyunca. Ben o açıdan da İDO'nun genel müdürlüğüne tekrar bunlara teşekkür ediyorum. Bu Yalova için önemli bir şey. Ayrıca yine her toplantıda bunu hep söylüyorum. Bizim bir kalkınma ajansımız var biliyorsunuz. İzce, Sakarya, Bolu ve Yalova'nın içinde olduğu beşine. Biz beraber çalıştığımız Doğu Marmara Kalkınma Ajansı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ne yapar? Gelişmemiş illeri, gelişmiş illerin seviyesine getirmeye çalışıyor. Birebir olmasa bile esas kuruluş amacı bu. Fakat her toplantıya gittiğimizde biliyoruz. Düzce'den, Kocaeli'nden tabii şirket sayıları çok fazla ciddi projeler yağıyor. Ve onlar da geçiyor, hibe olarak alıyorlar. Bunu tesadüf dün Ayhan Bey ile rastlamıştım ben de biraz kendisine anlattım. Yani adamların fabrikaları var, makineleri var, proje üretiyorlar, makinelerine bir makine daha ekliyor. Esas amaç o değil. Ama maalesef Yalova gibi küçük illerde proje gelmiyor. Proje gelse desteklenecek. Bizim o paralarımız Kocaeli'ye, Sakarya'ya, Düzce'ye kayıyor. Ha yapan yok mu var? Garden AŞ bir proje yapmıştı. 3 trilyon hibe aldı. Ne bileyim Yalova sürücüsü yapmıştı. 200-300 trilyon aldı gibi böyle alan arkadaşlarımız var. Onun için sizlerin bile belki yapacağı ufak tefek projeleri biz destekleyeceğiz. Tekrar söylüyorum ve geçme olasılığı çok yüksek. Çünkü zaten Yalova'dan proje geldi. Açıdan çok önemli. Bence bununla ilgilenin. Tüm üyelerimize bunu söylüyoruz. Ayrıca üniversiteden bir hocayla da biz üyesini ödüyoruz. Sizlere proje yazma anlamında da zaten destek veriyoruz. Ayrıca bildiğiniz gibi biz üyelerimize fayda olsun diye bankalarda, hastanelerde, otellerde anlaşmalarımız var. Üyelerimiz ve birinci derece yakınları tabii ki gitmesi, hastanelere gittiği zaman bir oranda indirimlerden faydalanabiliyorlar. Yine biliyorsunuz bu yeni yapılacak köprüyle ilgili otoyol projesini biz bundan birkaç ay önce gidildi bir kurtarmıştı. Olay nasıl gidiyor? Nedir? Bunu öğrenmek istedik. O zaman Aralık ayında artık köprünün trafiği açılacağı söylenmişti. Fakat biz
size nazar mı diye dedikleniyorum, bir kaza olduğunu diye sordum. Yoksa ondan 4 gün sonra orada halam sokma işi olunca aralık ayında trafiği açınca zaman köprü herhalde ilk insana kaydı. İnsandan sonra köprü ve otoyol açıldığında Yalova'nın tabii çok çok fark edeceğini düşünüyorum. Bu arada şunları rica ettik. Zaten Yalova'ya hangi yapımcı gelse bizim ilk söylediğimiz alımlarımızı mutlaka Yalova'dan yapılmasını biz Aksa'ya da defalarca söylüyoruz. Yapabildikleri kadar. Yani esnaflıkta çok fazla o ihtiyaçlara belki cevap veremiyor ama en azından sorun da cevap veremeyelim. Siz gidin İstanbul'dan o zaman alın. Bunu herkese söylüyoruz. Yeni gelecek OSM'ler dahil. Yine yurt içinde ve yurt dışında bu ara organizasyonlarına zaman zaman katılmaya çalıştık. Bundan birkaç ay önce inşaat konusuyla ilgilenen arkadaşlarımızı Almanya inşaat fuarı gönderdik. Bizlerle beraber gittiğimiz arkadaşlarımıza gerçekten çok çok faydalı. Yurt dışındaki fuarlarda gidip oradan bir sürü sorumluluk alan, bayilik alan arkadaşlarımız oldu. Şu anda da bizler içinde görüşüyorum. Bunlar sonra Dubai yatırım fuarına gönderdik arkadaşlar. Bütün şeylere biz devam edeceğiz. Gerçekten bunlar Yalova'nın gelişimi için, üyelerimizin kendi kurumlarının gelişimleri için önemli. Yoksa Yalova'ya kafamızı gömersek hepimiz olduğumuz yerde sayarız. Bunu hep söylüyorum. Belli zaman içerisinde hepinizin bildiği gibi Bulgaristan, Gürcistan, Kosova, Almanya, Romanya, Makedonya, Kenya gibi ülkelerden değişik sektörlerde misafirlerimiz oldu. Onları karşıladık, ilgilendik. Hatta Kenya'dan gelen bir grup burada ciddi bir gemi siparişi verdi arkadaşlarımızın evine. Bu da ihracat adım anlamında çok çok önemli. Bunun dışında zaten çoğunlukla bizden istediği komşu il ve ilçelerdeki ticaret ve sanayi odalarıyla ortaklaşa projeler, fikirler anlamında biz İdedik, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yenbil, Gebze gibi yakın odalarla sık sık görüşüyoruz. Onlar buraya geliyor, biz onlara gidiyoruz. Değişik iki alışverişinde bulunup zaman zaman birlikte projelerimiz oluyor. Bunu da zaman içerisinde sizlere yine duyuracağız. Yine baba bağlı olarak görev yapan ticari sicil bölümünün personelini bizde ağırlık yapıp tüm Türkiye'nin bölge toplantısını biliyorsunuz. Termal'de gerçekleştirdik. Bu da Yalova için önemli bir gündem. Daha sonra bizim biliyorsunuz kadın ve genç gelişimleri seçimlerimiz yeniden oldu. Genç gelişimlerimizin kadın gelişimlerimizin başkanları değişti ve şu anda çok daha çıtayı yukarı çıkararak faaliyetlere devam ediyoruz. Geçen 2 hafta önce genç girişimcilerimiz ilk defa bir proje yaptılar ve çok çok başarılı oldular. Sektörel, ufak da olsa bir tanıtım projesiydi. Bizler oldukça memnun, üyelerimizle memnun. Hatta üyelerimizden telefon aldık. İnşallah güzel bir sene burada daha geliştirilmiş, daha büyük alanda yapmaya çalışacağız. Ayrıca yine Yalova'yı da kullandığımızda İdo'nun önünde belediyenin bize tahsis ettiği ufak bir yer vardı. Oranın yapımı biz ticaret olarak yaptık. Herhalde geç 15 gün 20 gün içinde açacağız. Orada ne yapacağız? Orada 2-3 senedir süre gelen kadın girişimcilerimizin evde işi olmayan bayanları ekonomiye katmak adına bu sabun çiçekleriyle ilgili bir eğitim verdik. Tabii üretim başka bir şeydir. Pazarlamak başka bir şeydir. Şimdi bunlar evlerde üretiliyor ama satış konusunda sıkıntı olduğu için biz oraya açalım dedik. Ama o kadınlarımızın çiçeklerini satmış olacağız. Bunu kadın girişimcilerin derneğinin üzerinden yapacağız. Derneğe de oradan 3-5 kuruş para kalacak. Hem dernek para kazanacak, hem kadınlar para kazanacak. Dernekle kazandığı parayla bu tür eğitim seminerlerine devam edecek. En azından ticaret kısmının artık parasal desteği kesmiş olacağız. Onu açmamadığımız o. Hem genç girişimcilerimiz, hem kadın girişimcilerimiz Yalova'da patent almış, marka olan ürünleri orada satmaya çalışacaklar. Çünkü bir gün Bodrum'a mağazaya gittiğiniz zaman ufacık market de olsa, ne bileyim bir tanıtıcı broşür, kitap, o anlamda Yalova'da bir turizm yolusu yok. Turizm il müdürüyle de görüştük, orada bir eleman tahsis edecek. Yalova'yı tanıtıcı broşürler bulacağız. Ne bileyim deniz otobüsüne inen en azından nereye gidecekse bizden alacağı broşürle Yalova'yı gezebilecek. Yani tamamen amaç Yalova'yı tanıtmak, Yalova'nın reklamı, Yalova'nın yüzü olarak devam edecek. Korkun hiçbir
Para kazanma amacımız zaten yok, sıfır. Aslında yön verenler özgür töreni yaptık. Sayın Genel Başkanımız Rıfat Bey ile katıldı. Oldukça güzel bir törendi. Bu yılın sonunda da gecikmeden 2014 yılında ödül alanları da yılda sonunda yine takdim edeceğiz. Ayrıca biliyorsunuz bir kız meslek lisesi inşaatı devam ediyor. Bunu TOB'un kendisi yaptırıyor. Aşağı yukarı bütçesi 8 trilyon civarında. Zannedersem bu sezona geçecek. 24 derslik bir kız meslek lisesi. Bazen sorarlar işte ticaret odası üyeleri soruyor. Ya da faydalı olur bu nereye gidiyor? Bir tek yüzde değil, belli bir rakamlarda da her ay biz TOB'a yollarız. Tüm Türkiye'den toplanan TOB'daki paralar, tüm kız meslek lisesi, işte gümrük kapıları yenileniyor. Buna benzer bir sürü yapılan şeyler var. Paralar buraya gidiyor. Esas %80 aralık. Kalanı da biz personel parası, işte ufaklık desteklerimiz böyle hocamızı gösteriyoruz. Bizim bir önemli projelerimizden birisi biliyorsunuz yeni hizmet binasıydı. Hep söylüyoruz. Yani şu anki hizmet binamız toplam 400-500 metrekareye geçmiyor. Ne asansörümüz var ne de yeni bir hizmet vereceksek böyle masamız, yeni bir eleman alacaksak bunu istemek bir şartlarımız müsait değil. Veya hep söylüyoruz, yaşlı bir üyemiz geliyor, üst kata çıkamıyor, özürlü, engelli arkadaşlarımız geliyor, gene çıkamıyor. Bütün sıkıntıyı da otoparkı zaten söylemiyorum ortada. Onun için şu anki bulduğumuz yeri biz geçen hafta topusunu aldık, bunu sizler biliyorsunuz. Bizim foto hizmet binamızın topusunu belediyeye verdik. Belediyeden de Kervan yolundaki 3200 metrekarelik arsaya aldık. Şu anda belediyenin biz kiracısı durumundayız. Kiraya demiyoruz ama tekrar 2 yıllık protokol yaptık. 2 yıla belki kalmayacağız ama problem olmasın diye protokolümüz bu şekilde. Şu anda da oranın teknik çalışmaları var. Proje çalışmalarını bir inşaat komisyonu kurduk. Bu arkadaşlarla proje çalışmalarını yapacağız. Tahmin ediyorum Eylül, Ekim gibi projeler netleşir. Yıl sonu olmadan da biz temelimizi atarız. İşte bir senede inşaat sürse 2016'nın sonlarına... Ne kadar bir maliyeti var başkan? Maliyeti şu anda kestirmek mümkün değil ama şöyle söyleyeyim. 5 trilyonla 7 trilyon arasında oynak yapacağın şey vardı. Çünkü oldukça iyi bir şey yapmak istiyoruz. Yapabilirsek marka, Koskep, Ticaret İzmir dediği gibi 3-4 bizde çalışan, ilintili olan kurumları da içimize almak istiyoruz ki Güye'ye git, Koskep'e git, markaya gitmesin, hepsi orada bitsin. Onları da içimize alarak güzel bir bina yapmak istiyoruz. Mümkün olursa el üst katına eskiden bilirsiniz şehir kulübü vardı, şu anda Yalova'da yok. O tip bir restoran yapacağız. Tabii o zaman orada içki, oyun almayacağım. Normal bir restoran. Onun da işletmesini bu sektörde birine vereceğiz. Dışarıdan biri gelirse atıyorum 100 liraya yemek yiyecekse üyemiz de işte sponsorları neyse %50 ise 50 ile yemeği yiyecek. İnşallah büyük bir salon olursa bilmiyorum üyelerimizin farklı bir nişanları olur, kokteyller olur. Onları da açacağız. Tamamen üyeye faydası olan bir şey olacak. Oranın girişini için ayrı yapacağız. Çünkü pazar günü böyle bir şey olabilir. Pazar günü cumartesi günü odalar kapalı. Sayın Başkan, yani bu çekimizin parası var mı? Nasıl bina yapacak bu kadar parası var mı? Parası mı? Evet. Sizlerden isteyeceğiz. Paranız yok. Şimdi o kadar parası yok ama %80'i var, öyle söyleyeyim. O %20-30'luk kısmını da mutlaka bağışlar toplayacağız. Orada bir sürü sanayimiz var, iş arkadaşımız var. Ama bizler de dahil, hepimiz destek olacağız. Herkes ölçüsünce, ne bileyim en ufak esnafımız 100 lira verir, biri 1000 lira verir, öbürü 10 bin verir. Bunun toplamak durumundayız. TOB'dan da bir kısım yardım alacağız ama TOB'un yardımı üye sayısıyla bağlantılı. Bunun yardımı yetmiyor. Onun için biraz destek isteyeceğiz tabii. Çünkü orası bir tek ticaret ve sanayi odasının yeri olmayacak. Biliyorsunuz Cumhuriyet Bayramı'nda resepsiyon yapılıyor, uygulama otelinde gidiyoruz. Artık o tip şeyleri, Yalova'daki kurumların her türlü toplantısını biz orada yapmak istiyoruz. Geniş düşündüğümüz için biraz rakam kadar yüksek. Hizmet binası ile ilgili söyleyeceğim bunlar. Bundan bir ay önce de benim başka programım olduğu için gidemediğim bir toplantıya sağ olsun Meclis Başkanımız Cemil Bey'e gitti. Başbakana ve bakanlara
Yalova ile ilgili yapmayı düşünüyoruz. Projeler veya Yalova'nın sorunlarını aktar, tek tek orada bakanlar notlarını aldılar. Geçen hafta sanayiler ilgilenmeyi bizzat bana da sordular. Bunlar tabii takip ediliyor. Seçimden sonra tabii tavla ne olacak bilmiyorum. Bunları takip edip bunlar önemli şeyler. Sanayi Bakanı'nda biz Oğuzhan'da da ilk konuştuk geçen günlerde. En büyük sorunu buluyorsunuz. Bugün 5 tane Oğuzhan'ımız var. Bakan seneler, yıllar olmuş, hep devam ediyor. Bunların sürme nedeni ne ticaret odaları, ne bakanlar Yalova'nın bir şanssızlığı. Bugün Afyon'a, Kütahya'ya ya da başka illere gittiğiniz zaman hazine arazileri var. Oğuzhan'ın çoğu bunlar alınarak kurulmuş ve pat 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 gidiyor. Bütün sıkıntı bizim arsalardaki tapuları alamamamız. Çünkü her OSB'nin alacağı arsanın sahibi en az 500 kişi, 1000 kişi, 700 kişi böyle. 500 kişiden tek tek fiyat anlaşması yapın bir arsayı almak hiç kolay bir iş değil. İyi şanssızlığımız tabii hem şans hem şanssızlık. Köprü geçeceği için Yalova'daki değerleri biliyorsunuz. 2 ay geçmiyor, birinin değeri artıyor. Tam OSB ile ilgili arkadaşlarla bir rakamda anlaşılıyor. 2 ay geçiyor, ben bu fiyata vermem diyor. O da artıyor. Onun için mahkemeler sunuyor. Bunun biraz uzamalarının nedeni bu. Ama çoğunu hallettik. Özellikle çiçekçilik o seviyede %70 alımlar bitti. %30 kaldı. Yani bu senenin sonuna kadar o bitecek. Bir iki sene içinde bir iki tane o seviye kesin faaliyete geçecek. Çünkü İstanbul şimdi boğulmuş vaziyette. İstanbul'da sanayi bize çok sık geliyor. Sanayi imalı arsa geliyor orada. Çok da fazla destek olamıyoruz. Yalova bildiğiniz gibi %70'i tarım arazisi. Hep seviniyoruz diye. Ama sanayi açısından Yalova'ya tabi zarar. Yer gösteriyoruz. Çünkü bir tek turizmle, eğitimle Yalova'da bir yere gelmek çok saçma. Yetmiyor yani. O da olacak ama bir parça da sanayide bir şeyler olursa Yalova biraz daha zenginleşir. Tek önce de faydalanır. Şimdi İstanbul'da tabi İnsanlar fabrikayı kurmuş ama şimdi fabrikasını kurduğu yer o kadar değerli ki artık o fabrikaları satıp herkes yakın illere taşınma peşinde. Bu da Yalova bu anlamda birinci adresi. Köprüye bozduktan sonra ister fabrika olsun ister lojistik anlamda Yalova tüm sanayilerin tercih ettiği yer oldu. Bu anlamda biz şimdi bir tane daha OSB kurma girişiminde bulunduk. Çünkü bu müthiş bir ihtiyaç. Valiye, Lezzet İdariye ve Belediye'ye bir dilekçelerimizi verdik. Olumlu cevap da aldık. Bugün Sanayi Bakanı geldi, kendisine de anlattım. En azından şunu söyledim, yani biz göreve geldiğimizde bizim yönetim kurumumuzun kurduğu OSB bu. Diğerleri daha önceden devraldığımız, devam ettirdiğimiz projeler. Sağ olsun bakanımız da okeyledi çünkü makine imalatıyla ilgili bir OSB bu. Aynı zamanda lojistikte olabilecek. Yerde Güneyköy'e gitmeden hemen sağda bir çukur vadi vardır bilirsiniz. Arazide orası. Ama yine orada da böyle 200-500 kişi var. Ama en büyük şansımız bu talebi yapan İstanbul'da İMES OSB gibi ciddi kuruluşları kuran, bu işi çok seri yapan, bilen arkadaşlarla çalışıyoruz. Onlar yapacak. Bu anda da, bu anlamda da olumlu bir yol aldık. Sanayi Bakanı da elimden gelen yapacak, elimden gelen yapacaklarını verdi bize. Bizim için bu önemli. Buraya yalnız şöyle bir şart koydum. 125-30 Yalova'da iş yapan sanayici, makinede, oraya uygun kimse onları alacağız veya lojistik anlamda. Bir %20 gibi de Orhan Gazi esnafına soktum. Çünkü bu projeyi başlarken Orhan Gazi Ticaret Odası ile başladık. Fakat projeyi beraber yürütemedik. Sebebine gelince beraber yürütseydik Bursa Valiliği, Yalova Valiliği iş daha çok uzuyor. Bir kurum çıkıyordu iki kuruma. O zaman Yalova'ya dönerdik zaten arsa Yalova'ya sınırlarında Orhan Gazi değil. Ama beraber yola çıktığımız için Orhan Gazi esnafına da %20 pay ayırırız. O sebeplerle ilgili söyleyeceğim bunlar. Bir de biz tabii hep söylüyorum, üniversiteyi önemsiyoruz. Şu anda üniversitemizin 10-11 bin talebesi var. Tabii biraz daha hızlı yapılabilse 20 bin olacak. Bu hepimize bir katma diye artık edip bir Eskişehir, üniversiteler Eskişehir'e. Bu anlamda ben Çiftliköy Belediye Başkanı'yla birkaç kere görüştüm.
özel bir üniversite getirebilirsek arazinin hazır olduğunu ve ücretsiz vereceği sözünü aldım. Bugün Sanayi Bakanlığı'na geldiğinde de bunu tekrarladım. O da yine aynı sözünü tekrarladı. Şimdi seçimlerden sonra inşallah yeni seçilen vekillerimizle beraber mahallelerimizi toplayıp seçimden sonra kilitleneceğimiz en önemli nokta bu. Gidip özel üniversitelerde görüşeceğimiz, işte Çiftliköy'de bedava arsanız var, uyum gelin. Yani Yalova'ya bir de özel üniversite kurarsan gerçekten Çiftliköy değil, Yalova'yı ikiye katlar diye düşünüyorum. Ayrıca yine sizleri yakından ilgilendiren bir konu var, onu söyleyeyim. Yarın onun toplantısında yapacağım. Ayhan arkadaşımla bunu sık görüşüyorum. Televizyonu olmayan Yalova'da tekiliz. Bunu kurmak için geniş bir kapsamlı, belki 80-100 ortamda bir şey yapmayı planlıyoruz. Yapabilir miyiz bilmiyorum ama başlatacağız. Burada sizlerin de olabildiği kadar içinde olmanız istiyorum. Hepimizin, Yalova esnafının, sizlerin ortaklaşa bir projesi olsun diye. Çünkü bu televizyon bir tek sizlerin yaptığı haberler Yalova'da kalıyor. Yani bunu kurabilirsek Yalova'nın çevresindeki her yer buradan haberler olacak. İnşallah iyi bir şey olur. Bunu becerebilirsek bizi önemsiyoruz. Çünkü Yalova 81 yıl içinde baktığımız zaman nüfus artışı anlamında 6. ciddi bir göç alıyoruz. Sonraki 1-2 sene sonraki nüfusumuz bence 500'ün altında değil. Yani bunları görürsek hepimizin yaptığı işler fark edecektir. Ben hep şunu söylüyorum, yani Yalova'da şu an baktığımız zaman şirket sayısı yani bu tür şeylere destek olan 40-50'yi geçmez değil mi Fahri? Sizlerin aynı sorunu var, bankacılara aynı sorunu var. Hep 50 kişiye gidiyor, müşteri bu. Sizlerin reklam alacağı firma sayısı da belli. Dön dolaş aynı adamlarınızın. Onun için bunları yapabilirsek, kaç tane OSB gelirse inanın hepimiz rahatlayacağız, sıkıntı kalmıyor. Son bir şey daha söyleyeyim. Bu kentsel dönüşümle ilgili. Bunu hep söylüyorum. Burada tabii esas bu görev belediyenin. KB'ye de birkaç kere söyledim. Bugün Bursa'da var, İstanbul'da var. İstanbul'un Bağdat Caddesi'nin ara sokaklarına gidin, şantiye gidin. Yani Yalova kentsel dönüşümü yapmak zorunda var. Niye zorunda? Zaten arsa kalmış Yalova'da. Boğulmuş vaziyette. Trafik diyoruz. Yalova'da araç sayısının artma oranı Türkiye ortalamasının iki misli. Yani nereyi kapatırsanız kapatın, Yalova'daki trafik sorunu çözmeniz mümkün değil. Ama kentsel dönüşüme geçebilirsek, parsel parsel atıyorum 5 apartmanı, 6 apartmanı yıkıp tek başına yüksek katta çevirdiğin an binalarda oturanların bir kere araba garajına gelecek aşağıya. Etrafa yeşil alan yapılacak. Her anlamda faydası var. Bence şu anda belediyenin bile yeni inşaatını satılırken artık otopark zorunlu getirmesi lazım. Arabası olan binasının altına koysun. Yoksa otopark parası alıp da yok sen otopark yapma demeye gerek yok. Bugüne kadar öyleydi. Bunu başkanım, söylemeden geçemiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Biliyorsunuz pazarın bir seçim var. Buradan bunu da söylemek istiyorum. Ondan sonra bir şeyler soracaksanız dinleriz. Ben bütün adaylara, bütün siyasi partilerimizin adaylarına, ticaret ve sanayi odamızın yönetim kurulu olarak başarılar diliyorum. İnşallah Yalova'ya faydalı arkadaşlar vekil seçilir. Bizim tek hayalimiz seçimden sonra hangi partiden, hangi siyasi görüşlerden olsun, vekillerimizin, belediye başkanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin hepsiyle birlikte hareket edersek Yalova'da sorunları bence çözmemek mümkün değil. Çok da zor bir şey değil. Ama bu birlikteliği sağlamamız lazım. Bugün Kayseri'ye, Konya'ya gidin. Hepsi bu şekilde sağlamıştır. Siyaset gözetmek için. İnşallah bu dostluğu birlikteliği sağlarız. Ayrımcılığı bırakırız. Bence başarıya giden yol da buradan geçecek. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa da cevap veriyorum. Bir şey sorayım başkanım. Belediyemizdeki toplantıda bakana katıldığı genelde bir soruydu. İşin doğrusu bakan kendimize sanayi bölgelerine ilgili umut vermedi. Elimden gelen desteği yapıyorum dedi. Bugün Yalova 3 tane İktidar Partisi'nin 3 tane milletvekilini seçti, meclise gönderdi. Ama o milletvekillerine hiçbir iş yapmadı, aşağı. Şimdi burada bir sanayi bir yorgan altında güreşme var. Sanayi Bakanlığı'nın derdine ve orada yatırım yapacak olan kişilerin parası pulu yok mu bu işe girmiyorlar? Veya bu yeni girecek olan makinacılar da böyle mi olacak? Bir kalıpçılardan, çiçekçiler, çiçekçilik neredeyse çocukluğuma dayanacak. 10-15 senedir böyle devam ediyor. İşte Gemi İktisat Sosyal'ın dün de toplantısı vardı. Yani alıcıyla satıcı bir araya gelip
senin paran varsa al, senin yoksa alma. Bu demek bu kadar zor mu başkan? Yani ben önümüzdeki dönemde çok fazla umudum yok. Yani siyasi iktidarın ve olası bir sanayi bakanlığının burada alın bu işi yapın demeli. Hep her toplantıda konuşuyoruz ama sonuca varılmıyor. Bakın ben o sebepler konusunda hep aynı şeyi söyleyeyim. Burada diyorsunuz ya işte AK Parti'nin üç dönem vekilleri şundan bunlar. İnanın bu iş zenginleri ben burada sıçlamıyorum. Aşıyor mu? Aşıyor tabii. Vekil ne yapacak? Vekili bırakın. Bakan ne yapacak? Bakanın da çok yapacağı bir şey yok. Bakan ancak bu işler bittiği anlaşıldığı zaman altyapısında o zaman parasal destekleri hızlandırıp yapacakları o. Yoksa şimdi senin arazin var. Değeri 10 liraydı. Bugün oldu 100 lira. Bakan zaten 8 buradan kurulu 10 liraya ver. Biliyor musun? Bakan mankemelerde söylüyor. Ama burada o sebep kurucularının sanayicilerin de kaderi. Esas yük onlarda. Onların yapması lazım. Şimdi maalesef İstanbul'daki sanayiciler zamanında kelepir yerler almışlar. Yalova'yı da uzaktan nasıl görüyorlar bilmiyorum. Anadolu'nun bir köyü mü görüyorlar? Burada kelepir arazi arıyorlar. Şimdi GESAT konusunu söyleyeyim. %13 ortağıyız ya. Ortağımız yeri kötüler miyiz? Hayır, keşke yapsa ne de faydası oldu. Ama bundan 2 sene önce mahkeme 50 liraya fiyat biçti. Alsalar bitecek. Almadı. Geç taradan 2 sene biliyorsun. Ya bu mantığı var mı ya? Bugün ilk okulunlar yapımına sorsan 2 sene önce 50 lira olan bir şey 2 sene sonra 18 lira olur mu? Olmaz. İşte bunlar mahkeme süründürüyor. Eskese mahkeme 20 lira karar verirse alayım. Böyle bir şey yok. Onun için biraz sanayiciler de ellerini cebine alacak. İstanbul'da ücra Türkiye'de 70 liraya yer alıyorsa Yalova gibi, fıstık gibi bir yerde 100 lira almayı göze alacak. Bunların her geçen sene bence zararına. Ben bunları hep söylüyorum. Bugün biz de iş yapıyoruz. Eğer bir yeri alacaksan 10 lira pahalı olsun hemen alıp bir an önce başlamaya bakarım. Çünkü o açığı öyle kaparsın ama 5 sene, 8 sene, 7 sene bir anlamı yok. Zaten soğuyorsun. Artık OSEB'e görmek istemiyorsun. Keşke şu OSEB'lere vereceğimiz eforu ne bileyim bir üniversite daha kursaydık ihtiyacımız da yoktu yani. Ama öyle gelmiş, öyle gidiyor. Çiçekleyecek OSEB. Çok ciddi odanın para desteği var. Doğru. Ki odanın bu işten hiçbir karı yok. Bugün Taşlı Taner 700 bin lira odamızın parası çiçekçilik olsaydı. Gittiği gün 700 bin lira geri alacağız. Bir karımız yok o kadar. Boş vermişiz. Faizsiz, bedava. Böyle bir şey olur mu? Onun için o seviyelerde bence bakanın vekilin çok suçu yok. Yani. Orada aslında en büyük şey şu. Yani bakanlığın diyor ya. Devletin bizim Adalet Bakanlığı'nın mahkemelerin uzanılması lazım. Yani bu tür şeylerde özel mahkemeler olması lazım. Belki o sebeple yılan hikayesini başka belki o sebepler için Kenan'ın evet. Dediği gibi özel mahkeme yapmasın. Pat 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 bitecek. Sürüyor. Sıkıntı bu. Hizmet binası, yeni hizmet binası ile ilgili daha önce bir açıklama yapmıştınız. Ağaçların kesilmemesi, taşınabilir ağaçların sökülerek başka bir yere götürülmesi ile ilgili. Ben hizmet binasında bu konuya ilişkin bir çalışması söz konusu mu? Bunu teyit etmeniz mümkün mü? Orman İşletme Müdürü'yle görüştüm ben. Oradaki ağaçları tek tek kesilecekler. Zaten onların söylediği şu, siz de biliyorsunuz orada çok da hayda diye bir ağaç yok ama ağaç ağaçtır. Şimdi proje bittikten sonra ona geçeceğiz. Çünkü projenin nereye oturacağını şu an bilmiyoruz. Ama projenin dışında kalan ağaçlar zaten kalacak. İçinde kalanlar da zaten çok geniş gövdeli ağaçlar yok orada. İnce çam, bir de düz gövdeli, hepsi eğri büğrü. Ama buna rağmen biz onun arasına kısma bakmıyor. İstanbul'a makinesini getirip gövdeyle taşıyacağız. Kesmemesi bizde olmuştur. Başkanım, siz Yalova'da TV yok derken, Feda'yı da mesaj atmış. Yalova'da bir televizyon yok derken, televizyon sahibi, kanal Yalova'nın sahibi de Feda'yı mesaj atmış bana. Başkanımıza sor demiş, Yalova'da bir kanal var, hatta kendisi programa çağırdı, biz unutmasın diye. Bunu da hatırlatalım. Bu yaptığı kanal sadece Yalova'da değil mi? İnternetçilerinde ve bölgeselde çıkıyormuş. Biz daha bölgesel hale getireceğiz. Feda'yı da içine alıyoruz. Merak etmesin. Yoksa televizyon kurta Feda'ya rekabet yapma derdimiz yok. Demin ne dedim? Hepinizin içinde olduğu bir şey belirlenirsek ne güzel.